antivirüs programı kurmak lazım. İşte onu, o program hocam Kur'an mıdır? Onu da sadece kurmak yetmez. Çünkü yeni yeni virüsler, taze taze virüsler geliyor. Ona da update etmek lazım, güncellemek lazım. Evet hocam. Dolayısıyla bütün bunları bize öğretecek olan Kur'an'dır. Evet. Kur'an bizim imanımız, inancımız o ki Allah'ın kitabıdır. Yani şunu söyleyeyim, ben Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğuna sadece iman bahsi üzerinden inanmıyorum. Evet. Aklımla da Allah'ın kitabı olduğunu şeksiz ve tereddütsüz bizatihi bir ömürlük çabam ve denemelerimle aklımla da ikna olmuş bulunuyorum. Anlatabiliyor muyum? Evet, evet. Zira Kur'an beni hiç kimse karşısında mahcup etmedi. Zira Kur'an'la yolla çıktığımda, Kur'an'la yürüdüğümde Kur'an hayatla beni çatıştırmadı. Evet. Bakınız bunu başka şeyler için söyleyemiyorum. Doğru. Dinin tali kaynakları için söyleyemiyorum bunu. Onların çoğu beni mahcup etti. Çok mahcup etti. Çok yüzümü kızarttı. Çok rezil etti hatta. Onun için onları gördüm, baktım. Bir daha rezil olmamak için Kur'an'ın onaylamadığı delili kullanmadım. Çok güzel hocam. Anlatabiliyor muyum? Evet. Bu anlamda Kur'an insanın prospektüsüdür. Kullanma kılavuzudur. Kullanma kılavuzu. Zira insanı yaratan kimse Kur'an'ı gönderen de odur. Evet. Dolayısıyla yaratan bilmez mi? Yarattığını bilmez mi? Şüphesiz bilir. O halde yasaların kaynağı onun indinde, onun nezdinde. Ve Allah'ın yasalarında da bir değişme olmaz. Müslümanların inanmadığı şey bu maalesef. Ama Kur'an'ın ısrarla söylediği şey. وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْد۪يلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَحْو۪يلًا Allah'ın sünnetinde, Allah'ın kanununda, Allah'ın yasalarında asla bir değişme göremezsin, bulamazsın, asla bir bozulma bulamazsın.